Ünite 8, İstanbul kitabı, Suç ve Ceza, El Gerime ve El-Ikab. Suç ve suçluluk psikolojisi, El Hale Nefsiye Lil Gerime ve El-İthm. Hırsız tutuklanarak cezaevine götürüldü. Lekad temmel kabda ala el-list ve zehebe ile el-habs. Mahkeme salonunda bağıranlar hakim tarafından susturuldu. Lekad temme isket ellezine yasrukhune fi salatil mahkeme min kıbel el-hakim. Film saatinde gösterilmedi. Lem yetim ma'arıdı el-film fi saati. Okuma, suç nedir? Mehiye el-genime. Suç, uzun zamandan beri var olan ve gelecekte devam edecek olan bir olgudur. El-genime hiye zahira, kânet mevgûde munzu zaman kebir ve sevfe testemirir mevgûde fi el-mustakbel. Peki, suç bir tür hastalık mıdır? Hasanen, hel el-genime hiye nû min enve'i el-marad? Toplumlarda görülen farklı toplumsal kurallara, kanunlara paralel olarak bu soruya da farklı cevaplar verilmiştir. لقد تم الإجابة على هذا السؤال أسئلة مختلفة في المجتمعات التي تشهد قواعد وقوانين اجتماعية مختلفة. Çok eski dönemlerde suç ruhun bir hastalığı olarak görülmüştür. كان يرى في الأزمنة القديمة جدا أن الجريمة هي مرض روحي. Bazı toplumlarda ise suç, emmel gerime fi ba'dal muktemaatul uhra, şeytani bir davranış ve kötü ruhların etkisiyle ortaya çıkan bir hareket olarak görülmüştür. Fe enne el gerime ru'yat ke enneha suluk şeytani ve enneha şeyin yahdus bi te'thir el arvahü seyyi'e. Düşünürlerin bir kısmı suç bir hastalık olarak görülürken febeynema yara yani kısminin müfekkirin enne el gerime hiye marad bir kısmı da suç nedenlerini bireyin dışında toplumsal çevrede yoksulluk, ekonomik sorunlar, değişimler gibi toplumsal koşullarda aramışlardır. Fe kısmı ahir kad bahse an esbab el gerime fi az zuruf el ektimaiye misle el muhit lezi yuhit bihi el insan ve el fakr والمشاكل الاقتصادية والتغيرات. Ceza hukukuna göre suç, kanunların cezalandırdığı harekettir. وبالنسبة إلى قانون العقاب فإن السوتش الجريمة هي الشيء الذي يعاقب عليه. Suç birbirinden çok farklı durumları kapsar. فإن الجريمة تضم بداخلها يعني أوضاع مختلفة عن بعضها البعض. Biletini ödemeden otobüse binen de, hırsızlık yapan da, adam öldüren de suçludur. Fe, الشخص الذي يدخل أو يلتحق بالقطار أو الأتوبيس بدون دفع التذكرة والذي يقوم بالسرقة والذي يقتل هم الثلاثة مذنبين. Suçluluğa psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve hukuksal yönleri kapsayan geniş bir çerçeveyle bakmak gerekir. يجب علينا النظر إلى الإثم من إطار واسع يضم الجهات الآتية وهي الجهة النفسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية. Uzun yıllar yapılan psikolojik araştırmalar göstermişti ki فإن الأبحاث النفسية التي أقيمت أو دارت لسنوات طويلة رأت أن özellikle gelişme çağlarında insanın içinde yaşadığı koşullar onun nasıl bir insan olacağını, kişiliğini büyük ölçüde etkilemektedir. فَإِنَّ الْزُرُفَ الَّتِي عَيْشَ فِيهَا الْاِنْسَانِ فِي فَتْرَةْ نَمُوُ تُأَثِّرْ بِشَكْلِ كَبِيرٍ عَلَى كَيْفَ سَيَكُونَ يعني الشخصية التي سيكون بها وتؤثر أيضا على شخصيته بنسبة كبيرة. Bu nedenle suçlu kimdir değerlendirmesini yaparken لهذا السبب عندما نقوم بالتقييم من هو المذنب bireyin suçluluğunu yalnız onun bireysel bir durumu olarak değerlendirmek فَاِنَّ تَقْيِمَنَا لِلْوَضَعِ yani اَوْذَنْبِ الشَّخْصِ كَاَنَّهُ اَوْذَنْبُهُ وَحْدَهُ فَقَطْ içinde yetiştiği olumsuz toplumsal koşulları göz ardı etmek وَغَدَّ النَّظَرْ عَنِ الظُّرُوفِ الْاِجْتِمَعِيَ الَّتِي عَيْشَ فِيهَا eksik bir değerlendirme sebep olacak فَاِنَّ بِهَذَا نَكُونْ قَدْ عَمَلْنَا تَقْيِيم نَقْص İnsanın gelişimi nasıl bir kimliğe sahip olacağı daha çok çocukluk ve gençlik yıllarında biçimlenir. İnne şahsiyetil insan ve yani nemuul insan ve şahsiyet lati sawfa yahsul alayha tetahaddad au tetşekkel bi şekl akthar fi senawat şababu ve tufultu. Sosyalleşme süreci küçük yaşlardan başlayarak yetişkinliğe kadar sürer. Fe inne fatratil ihtilatil ictimai testemirru munzu al amar as-sagira hatta fatret el buluğ. Bu dönemde yaşanan olumsuzluklar
kişinin kimlik oluşumunu olumsuz yönde etkiler. Ve inna al-ashya al-salbiya al-lati tu'aş fi hazihi al-fatra tu'assir bis-salb aydan ala şahsiyet al-insan. Özellikle ergenlik ve gençlik döneminin kişilik oluşumunda büyük önemi vardır. Hasaten enne fatret el-şebeb ve el-murahaka leha te'sir kebir fi şahsiyet el-insan. Aile ortamı, bireyin gelişimini etkileyen en önemli ortamdır. İnne vasat el-aili min ehem el-avsat el-leti tu'assir fi tatavur el-insan ev numuvu. Birçok doğru ve yanlış öncelikle aile aracılığıyla öğrenir. فَكَثِيرٍ مِنَ الْأَخْخَطَ وَالصَّوَابِ نَعْرِفُ عَنْ طَرِيقِ الْعَائِلَ. Aşırı disiplinli, sevgisiz ve soğuk aile ortamlarında büyüyen çocuklarda çeşitli psikolojik sorunların çok daha yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Fakat temme tespit enne nisbet el meşakilin nefsiye el mevgude fi el atfali lezine yaşunu fi avsat aileye mundabita bi şidde ve bidun hub ve beride nisbet el meşakil nefsiye ledeyhim a'la. Özellikle suçlu çocuk ve gençlerin aileleri araştırdığında hasaten ve ennehu indema kumne bil bahse an ailet el atfal ve el şebeb el muznibin soğuk ve ilgisiz aile ortamlarıyla karşılaşılmıştır. Uvegehne ememine ennel aile gayri mubeliye ve beride. Aile içindeki ilişkilerinin, ailenin ekonomik durumunun, kültür seviyesinin çocuğun üzerinde büyük etkisi vardır. İnne hunake ta'sir kebir ala tıfl, ta'sir kebir ala el alaqat elati bi dâhil el usra ve el vada el iktimai ev el iktisadi lil usra ve mustava el thakafa. Yani kulle hadi el eşya la ta'sir kebir ala el tıfl. İnsanları suça teşvik eden nedenlerin diğerleri ise şunlardır. İnne el esbab el uhra elati tedfa el insan lirtekabi el zenb aydan hiye heule. Zekası az olan kişi, bulunduğu kültürün sosyal değerlerini kavrama ve ona uyuma yeteneğine sahip değildir. İnna ash-shakhsa allazi yakun nisbat zakauhu qalila la yakun ladayhi al-qudra ala al-wi'am wa isti'ab al-qiyam al-ijtima'iyya al-thaqafa. Hareketlerinin sonuçlarını göremez. فَاِنَّهُ لَا يَسْتِعَ رُؤِيَتْ نَتِيجَتْ حَرَكَتُ. Böyle kişiler telkine yatkın bir tip olduğundan لِهَذَا السَّعَ فَاِنَّ الْاَشْخَاسِ الَّذ۪ينَ يَعْتُونَ مِنْ لِهَذَا. Zekası parlak ama suç yolundaki insanların etkisinde kalarak suç işleyebilirler. لِهَذَا السَّبَبْ يَكُنْ زَكَاءُهُمْ لَمَا وَلَكِنَّهُمْ يَبْقُوا تَحْتَ تَأْسِيرِ النَّاسِ الَّذ۪ينَ فِي طَرِيقِ الْجَرِيمَةِ وَيَرْتَكِبُونَ الْجَرِيمَةِ. İnsanların özellikle de çocukların aileden sonra en yakın çevresini okul oluşturur. اَنَّلَّذِي يُكَوَّنْ شَخْصِيَةِ الْاِنْسَانِ فِي الطُّفُولَ بَعْدَ الْعَائِلَةِ هِيَ الْبِيَ الْمُحِيطَ بِهِ الْقَرِيبَ مِنْهُ وَهِيَ الْمَدْرَسَةِ. Okul, çocuğun hayatında sosyal tecrübeleri edindiği ilk yerdir. المدرسة هي المكان الأول الذي يكتسب فيه الطفل في حياته تجاربه الاجتماعية. Buradaki hatalar ve olumsuzluklar çocuğun karakterinin oluşmasında zararlı sonuçlar ortaya çıkarabilir. فإن الأخطاء والأشياء السلبية هنا يمكن أن تؤدي إلى نتائج مضرة في تكوين شخصية الطفل. Yoksulluk suça ya doğrudan doğruya ya da dolaylı o yoldan etki eder. İnne al-fakr yu'assir ala irtikab al-jarima bi şekl mubashir aw gayr mubashir. Karnı aç olan bir kişinin çalışma eğilimi oldukça yüksektir. Fe inne şahs allazi takunu batnuhu ga'i'a yani yakun jawan yakun ladayhi meyl kebir fi al-amal fi ar-ragba yani fi al-amal. Çalışma imkanı bulamayan kişinin de suç işleme olasılığı oldukça yüksektir. Ve inna ash-shakhsa allazi la yajid imkaniyyan lil-amal fa inna nisbat irtikabi lil-jarima takun aydan akbar aw murtafi'a aksar. Gazete, dergi, televizyon, internet gibi basın ve yayın organlarının suça teşvik edici yayınlar yapmaları inna qiyam vesail el-i'lam ve's-sahafa misla el-garaid ve'l-mecellat ve't-televizyon ve'l-internet ba'da eşya tahuth ala'l-jarima irtikab el-jarima ve bu tür yayınların suça yatkın insanların tarafında izlemesi ve müşahedet hazihi el-eşya min qabl nas ladayhim ragba yani meyl li'rtikab el-jarima suça teşvik bakımından zararlı görülmektedir. فَاَنَّهَا تَكُنْ سَيِّئَا اَلْمُدِرَّا لِاَنَّهَا تُشَوُقْ يَعْنِي عَلَى اِرْتِكَابِ الْجَرِيمَةِ. Mesela, ala sebil-i misal, bir cinayet haberi televizyonda bütün ayrıntılarıyla verilebilmektedir. Ala sebil-i misal, فَاِنَّ مَسَنْ جَرِيمَةِ قَتْلِ يَتِمَّ الْاِخْبَارَ عَنَّهَا فِي التَّلْفِزِيُونَ بِكُلَّ تَفَصِيلَهَا. Öğrenim durumu ile
suç arasında yakın ilişki bulunduğu bilinmektedir. O minin marufu aydın enne hunaka alaka vasika beyne mustava ta'lim ve ertekeb el gerime. Yapılan araştırmalar da okuma ve yazma bilmeyenlerin suç işleme oranının çok fazla olduğunu göstermektedir. Fakat avdahat el abhas allati uqimat enne nisbet allazine la ya'rifun el kıra'a vel kitaba ve yuqumuna bil gerime zaide. İstatistikler erkeklerin kadınlardan daha çok suça eğilimli olduklarını göstermiştir. O kadar avdahat el-ihsaiyat aydan enne meyil el-rigel lirtikabi zembe aksar min meyil el-nise. Kadının bedensel gücünün azlığı, cesaret azlığı gibi sebepler suç eğilimini azaltmaktadır. Muley sebep enne kavna el-kuvve el-bedeniyye lil-mar'a kalile, daifa ve enne yani şaga'ata akal فإن هذه الأسباب تؤدي إلى قلة ميلها لارتكاب الجريمة. Suç işleme ve suçluluk doğuştan bir kişilik özelliği değildir. إن ارتكاب الجريمة والإثم ليس شيء يكتسبه الإنسان منذ ولادته. Suçlu büyük ölçüde olumsuz gelişim koşullarda yetişmiş insan olarak hak ettiği değer ve özen almamış bir kişidir. فالمذنب عادة ما يكون هو الشخص الذي نشأ في ظروف اجتماعية سلبية بشكل كبير وأيضا هو الشخص الذي لم يعط له الاهتمام والقيمة التي يستحقها كونه إنسانا. Suç işleyenlerin sorumluluğu إن مسؤولية مرتكبين الجريمة büyük ölçüde bir حد كبير بنسبة كبيرة çevresel ve toplumsal koşullardır. هي الظروف الاجتماعية والبيئية. Bu nedenle suçluları dışlamak, onlara düşmanca duygular beslemek ve onlardan nefret etmek yerine لَهَذَا سَوَبْ فَبَدَلًا مِنْ اِسْتِبَعَدَ الْمُجْرِمِينَ وَاَعْطَاءُهُمْ مَشَعَرْ عَدْوَانِيَا وَكُرْهُهُمْ. Onları anlamak ve topluma kazandırma yoluyla suçların azaltmasına katkıda bulunmak bütün insanların sorumluluğu ve görevi olmalıdır. فَيَجِبْ اَنْ تَكُونَ مُهِمَّةُ وَظِيفَةُ وَمَسْئُولِيَ الْجَمِيعَ الْإِنسَانِ اَنْ يُسَاهِمُوا فِي تَقْلِيلِ هَذِهِ الذَّنْبِ يَعْنِي الْجَرِيمَةَ عَنْ طَرِيقِ فَهْمِهِمْ وَكَسْبِهِمْ إِلَى الْمُجْتَمَعِ. 4. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım. 1. Çok eski dönemlerdeki suç tanımıyla modern zamanlardaki suç tanımını karşılaştırınız. قارن بين تعريف الجريمة في الفترات القديمة وفي العصر الحديث. A. Eski dönemlerde suç ruhun bir hastalığı olarak düşünülmüştür. Bazı toplumlarda ise suç şeytani bir davranış ve kötü ruhların etkisiyle ortaya çıkan bir hareket olarak görülmüştür. B. Modern zamanlara göre suç nedenlerine bireyin dışında toplumsal çevrede yoksulluk, ekonomik sorunlar, değişimler gibi toplumsal koşullarda aramışlardır. 2. Suç ve yetişme ortamı arasında nasıl bir ilişki vardır? ما هي العلاقة بين موطن أو الوسط الذي تربى فيه الإنسان والجريمة؟ Yetiştiği ortamdaki hatalar ve olumsuzluklar çocuğun karakterinin oluşmasında zararlı sonuçlar ortaya çıkarabilir. 3. Basın ve yayın organlarının suça teşvik edici yönü nasıldır? كيف هو الاتجاه الذي تحث به الصحافة والإعلام على الجريمة؟ Mesela bir cinayet haberi televizyonda bütün ayrıntılarıyla verilebilmektedir. 4. Çalışma imkanı bulamayan kişinin suç işleme ihtimali neden yüksektir? لماذا يكون احتمال ارتكاب الجريمة من قبل شخص لا يجد إمكانية العمل أكبر؟ Çünkü karnı aç oluyor. Öyle olduğunda da çalışma eğilimine yükseliyor. 5. Metne göre aşağıdaki çevresel koşullardan hangileri insanı suç işlemeye itebilir? İşaretleyelim. وفقا للنص أي من الظروف البيئية التالية تدفع الإنسان لارتكاب الجريمة. Aile, yayın organları, ekonomik durum, aile ortamı, yakın çevre, eğitim, zeka durumu. Tamam, şimdi dersimiz bitti. علشان نستمر ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتدعمنا بتعليق لأن دعمك هو سبب استمرار القناة. وما تنسوش تتابعونا على حساباتنا على انستجرام لو عايزين تعرفوا كل يوم كلمة جديدة أو حكمة ومثل تركي جديد. هادي جروشو.